Mustafa Pekkan sevenlerine günler sonra seslendi. Biliyorsunuz ki menajerinden öğrenmiştik ilk haberi ve maalesef kötü haber gelmişti. Günler sonra sevenlerine bakalım ne söyledi. Ama benim size söyleyeceğim başka bir detay var Ajda Pekkan'la ilgili. Buyurun. Süperstar Ajda Pekkan'dan sevenlerine ilk mesaj geldi. Ünlü sanatçı ilk kez duyurdu. Sabaha karşı evinde talihsiz bir kaza geçiren Pekkan'ın menajeri Oğuz Arınmış'tan öğrenilen haber yürekleri ağza getirmişti. Süperstar'la ilk temas kuruldu. Sevenlerine yolladığı mesajda neler söyledi? Ajda Pekkan'ın sağlık durumu nasıl? Sahnelere veda mı edecek? Yıllardır akıllara kazınan şarkıları, modaya yön verecek kombinleri. Dansçılara taş çıkartan sahne performanslarıyla... Müzik dünyasının süperstar Ajda Pekkan, 29 Ekim konserinde yaptığı dans şovuyla çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Ajda Pekkan'ın menajeri Oğuz Arınmış'ın duyurduğu kaza haberi herkesi korkuturken Pekkan'ın sağlık durumu çok merak edildi. Pekkan'ın kalçasındaki çatlak sebebiyle ameliyata alınması magazin kulislerinin en çok konuşulan konuları arasında yerini alırken iddialar da ard arda geldi. Süperstar'ın ve menajerinin bilet satışları yüzünden böyle bir gündem yarattıkları iddiası gündeme bomba gibi düştü. Söylentilerin yankıları devam ederken söylemezsem olmaz son noktayı koydu. Yayınımıza bağlanan operatör doktor Özgür İsmail Türk çatlaklar da ameliyat olur diyerek çıkan iddialara açıklık getirdi. Çatlak ise böyle bir ameliyata gereklilik var mıdır? Çatlak ameliyat olur mu? Şimdi şöyle, kalçanın bir sürü kemiği var. Uyluk kemiğimiz var, kalça kemiğimizin beyaz kısımları var. Örneğin pubis kısmındaki bir çatlak için ameliyata gerek yok. 45 gün yatak istirahati öneriyoruz. Ama bir femurda, femur boynunda, femur kemiğinin gövdesinde bir çatlak ise bile ameliyat önerilebilir. Tartışılan polemiklerin ardından menajeri aracılığıyla açıklama yapan Pekkan, dualarınızı eksik etmeyin diyerek sevenleri rahatlattı. Sahnelere dönüp dönmeyeceği de bir başka tartışma konusu olan Süperstar'ın sahneleri hakkında açıklama yapıldı. 15 Aralık'ta sahneye çıkıyor. Bu haber yüreklere su serpti. Bir açıklamada Süperstar'ın yakın arkadaşı Orhan Gencebay'dan geldi. Sesi çok iyi geliyordu. O bizim Süperstar'ımız, kıymetlimiz vurgusunu yaparken en yakın arkadaşının en kötü zamanında yanında olduğunu gösterdi. Biz de söylemezsem olmaz olarak yeniden çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Bu talihsiz kaza bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. Bilmiyorum, Seren'in telefonuna mesaj geliyor galiba. Hayır. Çok tatlı. Şunu gösterebilir miyim size? Kim bu? İyi haftalar diliyor. Çok tatlı bir maymun. Evet. Şimdi Ajda Pekkan'la ilgili şöyle bir durum var. 15 Aralık'ta sahneye çıkacağının müjdesini veriyor. Ben size şimdi bir şey anlatayım. Ajda Pekkan'ın menajeri Oğuz Arınmış, Ajda Pekkan kalçasını çatlattı demişti. Evet, öyle demişti. Fakat ben size gerçeği söyleyeyim. Ajda Pekkan çatlatmadı, kalçasını kırdı. Hatta bir teknik bilgi daha vereyim. Kalça kırıldıktan sonra insanlar düşüyor. Düştükten sonra kalça kırılmıyor. Bunun da yaşla çok doğru orantısı var. Kesinlikle. Şimdi bakın, ben size kemiğin trafiği anlatayım. Kemiğin zayıflamasıyla mı alakalı oluyor? Şu harekete dalga geçiyoruz ya, acaba evet. Bundan mı falan şaka yapıyor. Hayır, bu doğru. Bu arada bu hareketten sonra gerçekten o kemiğine sıkıntı yaratmış olabilir. Bu hareketten sonra Ajda Pekkan düşüyor. Kalçası kırıldığı için düşüyor. Bu detayı unutmayın. Ve kalça kırılmasıyla düşmesi tam anlamıyla yaşla doğru orantılı olduğu için menajerinin burnundan getiriyor. Bu diyor, haberi böyle çıkartamazsın. Menajeri o yüzden afallayıp çatladı diyor. Aslında o kırık da var. Yani kamufle etmek istiyor. Evet, yani evet. Ajda evet. Hanım'ın hani çok ağır bir şeyi yok. Yarın bir şimdi, gün gelecek işleri de etkiler. Bu yaşla şey, alakalı evet. Durumu her şeyi etkiler ya, bir dakika, çünkü. Bir dakika. Hani normal şartlarda biliyorsunuz yaşı büyük olan insanlarda. Evet. Kemikler artık eskisi gibi. Ama durup dururken mesela yolda giderken düşerler. Ayağım kırıldı derler. İşte Bircan'ın dediği gibi...
düşerler kalçam. Halbuki onlar artık ufalanmak yani çok yumuşuyor ve hani kırıldığı mesela bir tane bir şey yapsam hani mesela bizim veyahut da işte daha genç yaştakileri söyleyeyim 20 yaşında 30 yaşındaki bir insanın trafik kazasında alacağı hasarı hani ancak öyle bir çarpmada alacağın hasarı sen burada daha şu kadar, şu hareketle bile bir şeyde alabiliyorsun. Evet, bu arada evet. Benim de duyduğum yaklaşık 45 gün evde fizik tedavi görecek. Çünkü yeni yılda Kıbrıs'ta. Zaten tam oluyor 45 gün. Astronomik bir rakamla Kıbrıs'ta yılbaşı İnşallah iyileşecek. Kutlayacak. Dolayısıyla onun zaten hemen şeyini veriyor. 15 Aralık'ta sahnedeyim, diyor ama zaten yılbaşı onun sahnede mesajını veriyor pozitif olacak anlamda. Başka bir detay daha. Villası vardı biliyorsunuz. Yıllardır satmaya çalıştı. Villasını sattı. Aa iyi. Galatasaraylı ünlü... Sattı mı onu? Evet. Sonunda. Galatasaraylı ünlü bir futbolcuya sattı. Bu villayı niye istemiyordu? Sen bir şey söylüyordun. O parayla ilgili. Yaşanmışlık mı vardı şey onunla ilgili? Neden? Yok yok, Arnavutköy'deki evini mi diyorsunuz acaba? Hep satmak istediği bir ev yok, Sarıyer'deki işte. Ha, Sarıyer'deki bilmiyorum ama şey ya aslında zaten ben herkese söylüyorum. Belirli bir yaşa geldikten sonra mesela düşün. Çok zaten çok iyi bir evin var. Oturuyorsun. Öbürküsünü ya ben zaten bir yaşa geldikten sonra hepsini satarım. Bir otelin kral dairesine yerleşirim. Bak gerçekten her ay onu aldığım parayla dünyayı gezerim. Yani ben hala ev almaya veya da ev tutmaya falan çalışmam. O yüzden burası Polonezköy galiba. O zaman annene söyleyelim satsın bütün evleri gezsin. Satsın ve gezsin tabii ki. Yani sonuç olarak yani neden? Yani birilerine, boş birilerine kalacağına anladın mı? Satıp yesin geçsin. Ya bir yüzden... de çoluğu çocuğu yok sadece Pekkan'ın. Kime bırakacak ki? Hani bağışını yapsın bana bırakabilir falan. Aşkım benim. Aşkım ona Allah uzun ömürler versin. Şaka bir yana. Bana zaten Arto bırakacak. Çünkü baktım annem bırakmamak için her şeyi yapıyor. Evet, bu şimdi rotayı bana döndürdü. Her an zehirlenebilirim, dikkat edin. Arto'ya diyorum ki bari sen bana bırak. Yani Ayşe Bekkan'ın çok büyük bir evi vardı Polonezköy'de. Muazzam bir ev. Artık orada oturmuyor. Daha şehirde oturuyor. Çok uzak geliyordur. Şimdiki oturduğu ev de yine Sarıyer'de. Bir ev. Her an işte böyle düşebiliyorsun. Bu Sarıyer'deki evini mi satıyor i̇şte acaba? Sarıyer'deki evi sattı, evet. Ya orası o sitede zaten su basıyor falan. O birazcık şey sıkıntılı falan bir falan adama da duyurulur bu arada. O evi su basıyormuş. Ormandan oradan böyle bir dere mi ne var? Oradan bir taşıyor bunları. Geçmiş olsun. Eyvah. Birden adam bir gölet oluyor bahçe. Adam beğense mi imzalamamış. İşi bozmayalım seni. Bahçe birden bir göl olsun. Doğal göl. Doğal göl. Yok yok, çok güzel bir oraya alsınlar. Sağlık durumu iyiye gidiyormuş Ajda Pekkan'ın ama şöyle daha... söyleyeyim. Talip oldu yazıyor. Ne? Yok şey... Mauro Icardi. Alıcı bul... Ya çok biliyorsun pahalıya sattığı için alıcı bulamıyordu. Alıcı biliyorum buldu. Biliyorum aynen. Buldu, anlaşmışlar. Ama ben ya o kadar para verip de orada oturmam yani. Umarım adam Türkçe bilmiyordu. O kadar para verip o sitede oturmam. Yani o sitenin karşılığı değil o oradaki evler nasıl bence. Nasıl düşman mı diye. Ama sattıysa sorun yok, geçmiş olsun. Bana sus göre Ayşe Pekkan bunu, ya ben yani gerçekten herkese söylüyorum. Yani böyle 10 tane evi olanlara söylüyorum. 10 tane evi de bu değerde olan kişilere söylüyorum. Satın. Yiyin için gezin diyorsun. Ben geçen gün Reha Bey'e de söyledim. Dedim ki Reha Bey satın her şeyinizi. Satın ve gezin. Satın ve gidin. Ya, çünkü sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ya. Yani hiç... bir bölümünü tabii ki hani onun çocukları olduğu için olur ama hayatınızı yaşayın. Yani ben herkese söylüyorum. Ben anneme de geçen gün söyledim. Hayatınızı yaşayın. Bir yaştan sonra artık hayatınızı yaşayın. Bu istiflemek yani istifleyince ne oluyor? Ben onu anlamıyorum istiflemek. Hani 10 bazı insan evine... refleks olarak istifçi ama. Ama ben böyle bir şey görmedim. Bu çok ya saçma bir şey ya. Arkasında birilerini bırakacaksa tabii ki öyle har vurup harman savurmasın. Bir kişiye bırakır yani. İnsan. En sevdiği kimse ona bırakır. O şekilde oluyor. Ya o sen değilsen aşkım? Benim tabii ki. Bence kötü senaryoyu da çalış. Gülseren'le bir konuş istiyorsan. Bir tane babam var. O da onlardan kalıcısı. O benim de neyse de. Yani uzun lafın kısası. Ayşe bundan sonraki hayatını bence biraz daha az çalışarak. Çünkü zaten bir...
Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya o da süper. Bence öyle olacak zaten. Hayata bağlıyor sanki. Daha az çalışacak zaten bence. Ama süperstarsın zaten, eksilmeyecek ki bu. Türkiye'de bir tane süperstar oldu. Bir daha da gelmeyecek. Öncesi de yok, sonrası da yok yani. O yüzden kendisini hırpalamasına gerek yok. Hayır, demek ki sosyal olmayı da sevmiyor. Sevmiyor, yani, yok. Aynen. Çünkü bir insan bu kadar serveti, bu kadar ünlüyse... Vallahi her dakika bir uçak çağırırım. Paris, Londra, New York, Milano... Yani hem çalışırım hem gezerim. Mesela onda hiç gezmek yok. Yok. Hep performans, hep egzersiz. Çok enteresan. Hayat ya. Hep böyle. Ama çok işte enteresan. Ondan olmuş süpersin. Evet, tükenmiyor ama da. Artık. Sabır da tükenmiyor. Tükenmiyor. Seren. Evet ya. Aslında... Bir asıl çalışıyorsun. Biz iki gün bir şey yapıyoruz, sabrımız tükeniyor ya. Bravo. Siz de bir şey söyleyeyim, şu kadına bakar mısınız? Evet. Yani vallahi yok yani. Şunu şöyle uzaktan baktı. Olamaz. Yakından da baksan kim der bilmem ne yaşında diye de. Yok. Uzaktan hele yani 30 yaşında, 35 yaşında. Ya hareketleri, konuşma yani. Tarzı. İşte böyle dedik kadına nazar değdi. Maşallah yani değil. Böyle bir şey nazar maşallah. Nazar değdi ama dediğim gibi onun artık kemiklerine çok dikkat etmesi tabii. Gerekiyor. O dansı onu çok etkilemiş maalesef ki. Ama zaten çok kötü bir dansı ya, ondan belki bir ters hareket ondan oldu. Dansı da hazırlayarsak verebilirim. Bir de ne söyleyecektim size? Evet, sağlık durumu iyiye gidiyormuş ama çok 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 gerginmiş ve sinirliymiş. Tabii ki. Kimseyle temas kurmuyormuş. Kimsenin telefonunu da açmıyormuş. Biraz gerginmiş. Şimdi kalça ameliyatından... Çok zor bir şey yaşıyor çünkü şu anda. Sonra, tabii ya, çok zor. Kalça kırıldığından sonra ayağa kalkıp sahne yapan... Hani herhalde tarihte yoktur. Tarihte yoktur yani. Bakalım bundan sonraki hareketleri ne olacak? Kalacağı para yeğenine kalacak ama yeğeni de zaten muhtemelen... Semiramis'in oğlu için söylüyorsak... Zaten Glu Lalvani miydi neydi eşi? Zaten İngiltere'nin, Londra'nın... Evet. 5-10 zengininden bir tanesi. Semiramis'in eşi, arada. Eski eşini diyorsun. Evet. Tabii. Yani çocuğunun babası. Zannedersem Hint asıllı olması yani lazım. Yani çok zengin bir adamdı. Kim bulmuş biliyor musunuz ona? Kim bulmuş? Ajda Pekkan. Bulmuş derken nasıl bulmuş? Yani önce evlendirmek istemiş. Neden bilmiyorum. Yok canım, kadın alakası Semiramis Ajda'dan dolayı tanımadı ki. Öyle duydum ben. Ajda Pekkan mı bulmuş Semiramis'e? Ben hiç böyle bir şey ihtimal dahi vermiyorum. Ayrıca kendisi bulmak için çaba sarf etmiyor. Kendisi bulmak istememiş işte. Sahnelerde tek olmak için evlendirmiş kardeşini. Ama o sahnelerde tek olalı çok bir en az 40 yılı var. Yani onlar öyle 40 yıl önce evlenmediler ki. Semiramis daha. O zaman sahneden çekileceksin demiş ama Semiramis. Öyle bir şey ben de duydum ama hiç Ajda'ya sormadım açıkçası böyle bir şey. Bir fakat, soralım ya iyileşince. Fakat sana bir şey sorayım. Ben soruyorum bir şekilde. Reklama gidiyorum ben. Semiramis'te çok. Siz de geliyor musunuz? Başka bir kadın değil mi Semiramis'te? Yok diyor. O da olağanüstü. Yok diyorlar bana, çok yakın bir yok aileden. Yok ya, bir şey yok. Hayır yok. Asla dediler ama. Asla şey ise bilemiyorum. Aslaysa ben hep inandım zaten şimdi. Reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden bombalar patlatmaya devam edeceğiz.